Hardware Plus'tan herkese merhabalar. Yıldıray ben. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Mobile World Congress fuarı vardı ve ekipçe, daha doğrusu Ersin'le ben, Aydoğan'la Eren gidemediği için, Eren askerde Aydoğan da bizde çıkmamıştı. Ersin'le ben beraber Barcelona'daki fuara gittik ve fuar süresince orada sizlere çekimler yaptık. Ve ben bu süreçte hatta gitmeden bir hafta önce Huawei'in Mate 50 Pro'suna geçtim. Cihaz burada. Mate 50 Pro ile neler yaşadım? iPhone'dan Mate 50 Pro'ya geçilir mi? Ve geçilirse nelerle karşılaşacağız? Başımıza neler gelebilir? Sonuçta bildiğiniz üzere Google destekli olmayan bir cihaz. Ve kendi haritası, kendi bazı dinamikleri var. Mesela biz daha fazla yayıncılık işiyle uğraştığımız için YouTube Studio kullanıyoruz. Ve YouTube Studio'nun çok düzgün şekilde çalışıyor olması lazım. Ki gönül ferahlığıyla bütün işlerimizi yapabilelim. Mate 50 Pro'ya geçişimle birlikte başıma neler geldi, neler yaşadım hep birlikte sizinle bu videoda konuşalım istiyoruz. Şimdi burada birkaç fotoğraf çekiyorum, birkaç video çekiyorum. Manzara ve açı çok güzel ve özellikle zoom olayına bakıyoruz. İşte zoomuyla yani 100x zoom yapabiliyor biliyorsunuz. Bununla bir geniş açıdan başlayarak 100x zoom'a kadar şu karşıda bir tane cami var. O caminin Böyle minaresini yakınlaştıra yakınlaştıra sizler için çektim. Onları da buraya zaten koyacağız. Yani geniş açıdan 100x zoom'a kadar 10 yaklaştırmayla diyeyim. Mesela işte 20'de, 30'da, 40'da, 50'de, 60'da, 70'de, 80'de, 100'de gibi göreceksiniz zaten fotoğrafları hani nasıl çekiyor. Ve tripod da çektim ki hani sabit olsun ve görüntü kalitesi olabildiğince yüksek olsun istiyorum. Diğer taraftan bazı çektiğim videolar da var. İşte yakın detay çekimleri var. Bir kere fotoğraf ve video konusunda çok başarılı olduğunu söylemekte fayda var. Hop 10 e getirdik. Şimdi bunu 10 xte bir çekelim. Hava da harika. Güneş de çok güzel bir açıdan geliyor. O yüzden çok mutlu oldum. Şimdi 10x'i bakalım kaça getirebiliyoruz. Şuradan 20 yapalım. 20 21'e çıkma. 19.9. Yine odak noktamız minare ve minberi olsun. Bu 20x'ti. Evet 30 görelim. Evet, şimdi 30 x'teyiz Bir böyle hafif kayıyor. Niye acaba? Hop, sabittir. Dur. Tamam, durdu. Evet, 30x'de de çektik. Gelelim, artık 40'ı görmeyelim, direkt 50 olsun. Evet, 50 x'teyiz Yine bir hareketlilik var. Sabitlesin diye bekliyorum çünkü anladığım kadarıyla şeyden kaynaklanıyor. Benim çok dokunmamdan kaynaklanıyor. Yüksek zoomlarda yani zoomu arttırdığımız zaman işler biraz değişiyor. Şöyle dokunduk, netledik. Netledikten sonra fotoğraf çeksin diye yine dokundum. Kendi çekiyor. Ben dokunmuyorum tekrar. Bu da 50x'ti. Şimdi bir tık yükseltelim, 75 yapalım. Ama bu detayları görelim. <laughs> Güzel. Şimdi 75x'teyiz. Yine hafif kayıyor böyle ince ince ince. Muhtemelen benim temasımdan dolayı oluyor bu. Şöyle hafif bir dokunalım yine. Bakın ayar yapan kendi zoom'u bir şey yapıyor, bozuluyor. Sonra ben dokundum tekrar hani netlesin burayı diye. Netledi, şimdi çekebiliriz. Şimdi bu 75 xte Ha bu daha iyi oldu. 5, 4, evet. Evet şimdi gelelim 75 xten 100 xe. ve. <laughs> Hakikaten çok azıcık kaldırmak istiyorum. Abartmayalım. Evet şurası görünsün istediğim bir yer. Çünkü şşşş, hep aynı yeri çektik. Dengelemesi zor. Evet güzel tamam. Tam istediğim yerde. Tabii çok küçücük dokunmalar çok ciddi oynatıyor. Kendimi şey gibi hissediyorum. Sniper gibi hissediyorum. Hani öyle azıcık dokunursun sniper oyunlarında. Daha doğrusu Call of Duty'de diyelim. Call of Duty oynarken azıcık oynatırsın ve çok fazla oynar ya. Ya bu da öyle. Evet şimdi fena değil. Kımıldamıyor pek gibi. Aa, yine kadracımdan çıktı. Dengelemesi çok zor. Eyvallah tamam güzel. Bu Burası güzel. Yani çünkü hep aynı yeri çekmek istiyorum. Siz de görün istiyorum. Evet şu şu an harika abi. 100x zoom'dayız. Kapı kolunu görüyorum. Evet. Bir çektiği fotoğrafa bakayım. Vallahi evet ben kapı kolunu buradan görebiliyorum. Çıplak göze görmek mümkün değil zaten. Evet. Çok... Sonra kadraja gireyim. Var mıyım bilmiyorum. Kadracı görmediğim için. Arkadaki caminin Şurada gördüğünüz caminin minaresinin kapı kapısının koluna kadar zoomladık. Yakın plan çektik. Evet şimdi zoom olayını bir de buradan geriye giderek gösterelim. Şu anda işte karşıdaki minare görüyorsunuz. 100x zoomlanmış kapısı minarenin ve kapı kolu ve balkonundaki detayları görebiliyorsunuz. Şimdi ne kadar zoomladığımızı birlikte görelim diye şöyle yavaş yavaş geriye gidiyorum. Evet. Birebir ölçeğimiz bu. Birebir ölçeğimiz bu. Yani biz buradaki minareyi zoomladık. Şöyle bir hafiften arkaya doğru çekileyim de görün camiyi. Pardon gösteremedim. Camide cami de şurada zaten. Telefondan da göreceğiniz gibi. Evet netledim tekrar. Birebir açı bu. Bir de bunun geniş açısı var. Geniş açısında aslında Şurada küçücük görünen minarenin biz tamamen tabi görünmüyor üzerindeki plastikten dolayı da ben böyle bir yakınlaştırayım istiyorum. Bu görüntü önemli. Hani olayı anlamanız için bu görüntü önemli. Gördüğünüz gibi şu karşımızdaki caminin minaresinin kapı kolunu zoomlayarak gördük. Evet arkadaşlar şimdi bir yatay video çekeceğim. Siz de videonun kalitesini görün. Buraya ekranı videoyu veriyordur can diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir kaydırarak etraftaki manzarayı size göstermek istiyorum. Evet, giriyorum yavaş yavaş. Renk değişikliklerini de görün. Hangi renkler devreye girdiğinde nasıl gösteriyor? ve videodayken zoom yapalım bakalım. Nasıl olacak? Yine camimize doğru. Şöyle yakınlaştırma yapalım. Bu görüntüyü size zaten can koyacaktır. Yakınlaştırdık. Mot motorcuyu görüyorsunuz. Daha da yakınlaştıracağım. Şimdi motorcu bir geçsin görün istediğim için. Şimdi caminin yine aynı kapısına doğru ne kadar yakınlaşabiliyoruz bakalım videoda. Hop hop hop. Bu bir sniper aslında yapılması gereken operasyon oluyor bazen. Evet. Tabii rüzgar da etkiliyor. Biraz rüzgar var. Evet. Videodayken de şu anda maksimum zooma geldik. 20x zoom yapıyor. Yine önümüzden hareketli bir görüntü var. Motorcu yukarıya doğru çıkıyor. Şöyle bir motorcu takip edelim. Yukarıya doğru çıksın. Yürüyen bir arkadaş var. Yani hareketli objelerin 20x zoom'da nasıl göründüğünü görün istediğim için bu videonun bu kısmını da uzattım. Evet şimdi süper makro çekim kısmına bir bakacağız. Yine kamerayı sabitledim. Benim kamp bıçağım var. İçeride buldum. Kamp bıçağıma bir bakalım yakından istiyorum. Süper makroya aldım ve burada çekime başlıyoruz. Nasıl bir performans yapacak? Bir kare fotoğraf çektim. Şimdi biraz daha yakınlaştırıyorum. Yine kamp bıçağımın ucu var. Onu tutuyorum böyle sabit şekilde. Süper makro çekimde nasıl çekecek, görelim. Vallahi efsane çekiyor. Şuradaki tabii deri detayları var mesela. Bora Knife diye bir şeymiş. Bunu yakın plan çekelim ve koyalım. Sabit tutayım, bakalım. Abi çok güzel. Evet. Super makro yakın plan çekim denemelerini de başarıyla tamamladık. Bir Google destekli olmayan telefonun bende yarattığı negatif etkiyi konuşalım. Tek ve tek takıldığım yer aslında şu oldu. CarPlay. CarPlay desteklemediği için otomobilimde kullanamadım. Onun haricinde kullanımda yaşanacak problemleri böyle ya acaba işte e, haritayı düzgün çalıştırabilecek miyim? Mesela Google destekli uygulamaların başında en çok kullandığım harita olduğu için harita geliyor yani Google'un haritası benim en fazla kullandığım uygulama. Onunla beraber mesela işte bildiğiniz üzere motosiklet et, seyahatler de yapıyorum o yüzden daha çok harita benim için kıymetli. Ama Petal haritası var. Petal haritanın da gayet güzel ve sorunsuz şekilde kullanıldığını söyleyebilirim. Arkadaşlar kendi uygulamaları içinde Huawei'nin kendi uygulamaları içinde Petal haritadan. Gayet güzel şekilde faydalandım. Sonuçta Google tarafında en çok onu kullandığımı söyledim zaten. Diğer uygulamalara gelelim. En fazla ne kullanıyorum? Mesela bankacılık uygulamaları. Hiçbir bankacılık uygulamasında bir sorun yaşamadım. Keza işte sahibinden.com alıp sattım, ekip bandı, motordu, arabaydı herhangi. Hiçbir sorun yaşamadım. Mesajlaşma, mail. Mesela mail uygulaması bence çok başarılı. Acayip kaliteli ve profesyonel çalışıyor. Hiç sorun yaşamadan direkt bütün maillerimi ona geçirerek, mail uygulamasını, Huawei'nin kendi mail uygulamasına geçirerek Sonuçsuzca hayatıma devam ettim. Sonrasında sesli notlar, takvim, bunların entegrasyonu. Şöyle bir uygulama var biliyorsunuz. Huawei telefondan Apple telefona, Apple'dan Huawei'ye geçerken. E, Phone Clone diye bir uygulama var. Bu Huawei'nin yaptığı bir uygulama. Apple'ın App Store'unda da Phone Clone var. Phone Clone'dan neleri yeni telefona aktarmak istiyorsanız, ben geçerken öyle yaptım. Dedim ki kişilerimi, takvimimi, fotoğraflarımı aktarmanı istemiyorum. Tek tek seçtim, Phone Clone'la direkt Huawei'ye aktar. Bütün kurulumu fon kullan üzerinden yaptığım için takvim dahil eksikliğini hissedeceğim hiçbir şey olmadı. Kişilerim de tamamen eksiksizce geldi. O aktarma uygulaması fon kullanında gayet başarılı çalışıyor. Sonra örneğin iş hayatımızda en fazla kullandığımız uygulama aslında WhatsApp olmaya başladı. Hem WhatsApp web üzerinden hem de normal kendi app'i üzerinden bütün veri trafiğini, bütün iletişimini arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla oradan sağlıyoruz. Ben business kullanıyorum. Biraz da işte daha farklı özellikleri olduğu için WhatsApp business daha kullanışlı bana göre. Mesela şey diyebilirim ya arkadaşlar WhatsApp business'ın geçmişini aktarmak benim için çok önemli miydi? Hayır. Yeni Kurdum. Bütün gruplarım aynen geldi. Şimdi hiç kullanmamış olan bilmeyenler için ya da WhatsApp'ı hiç taşımamış olanlar için söylüyorum. WhatsApp'la ilgili geçmiş yazışmalar bana lazım diyen adam için problem var abi. Onu aktaracak başka yöntemler var. Bir Google tabanlı telefona aktarman gerekiyor. Google Huawei tabanlı. Sonra işte Huawei'in cloud'una yedeklemen gerekiyor. Öyle çekmen gerekiyor falan. Ya yani mümkün değil değil mümkün. Ama ve lakin benim ihtiyacım var mıydı? Hayır. Ben direkt yenisiyle kendi Huawei'in kendi WhatsApp web uygulaması var. Direkt App Gallery'den indiriyorsun, kuruyorsun. Bütün grupların aynen olduğu şekilde geldi ve oradan bütün iletişimi devam ettirmeye başladım. Yaklaşık üçüncü hafta bu. Üç haftadır kullanıyorum. Dediğim gibi fuardan bir önce, far dönemi ve burada. Tüm süreçte yaşadığım iletişim anlamında yaşadığım hiçbir problem olmadı. Zaten telefon Snapdragon 8 birinci jenerasyon işlemciyle geldiği için müthiş akıcı bir kullanıma sahip ve beni iPhone'dan, <laughs> iPhone 13 Pro kullanıyorum arkadaşlar. Ee, bayağı bir süredir ama Hani pilim artık bir tam günü çıkartmamaya başladı. Böyle saat 20-22 aralığında pilim tamamen bitmeye başladı. Çünkü bildiğiniz üzere çok yoğun yazışıyoruz. Yoğun kullanıyoruz. Bu süreçte pilin süresini çok etkiliyor. Ha bir de bul uygulaması var. Apple'da Bildiğiniz üzere e, et ekleyebiliyorsunuz ve e, ailenin nerede olduğunu tamamen takip edebiliyorsunuz. Kendi ailenizi oluşturup herkesin konumunu görebiliyorsunuz. Biz de eşim ve çocuklar için bunu yaptık. Bunu da tamamen çocuklarımızın nerede olduğunu görebilmek için yaptık. O uygulamada baya bir şarjı hızlı bitmesine neden olan uygulamalardan. Bu nedenle şarjım hızlı bitiyor. Yani 8 gibi bitiyordu. Geçtiğim anda 48 saat yani garanti. 2 gün boyunca piliniz hiç bitmiyor. Müthiş ve tekrar şarj olma hızı da çok hızlı bir şarj aleti. Yani 60 wattı diye hatırlıyorum da tam emin değilim burada. 60 wattlık bir şarj aleti diyelim. Ve geldiği için gayet hızlı şekilde şarj etmek de mümkün oluyor cihazı. Ben böyle taktıktan işte 20 dakika sonra bakıyorum %50'yi geçmiş. İşte 30 dakikada %100 olmuş falan gibi böyle inanılmaz hızlı. Tamamen farazi söylüyorum bu süreleri ama yarım saat içinde %100 şarja ulaştığını gördüm biliyorum. Gayet kullanışlı olarak değerlendirilebilir. Peki nelerden memnun oldum nelerden memnun olmadım? Memnun olmadığım kısmı başta söylemiştim zaten. Bildiğiniz üzere CarPlay'i desteklemiyor olması. Arabamda kullanırken bunun eksikliğini hissettim. Bunun haricinde memnun olmadığım hiçbir şey olmadı. Tüm uygulamaları G-Space diye bir uygulama indiriyorsunuz. Onun içinden kendinize ait YouTube, işte haritalarda dahil olmak üzere bütün uygulamaları yani Google'ın kendi uygulamalarının tamamını indirip login olabiliyorsunuz. Kullanıcı adı ve şifrenizle, Gmail kullanıcı adı şifrenizle login olabiliyorsunuz ve kullanmaya sorunsuzca devam ediyorsunuz. Ben öyle yaptım. Sizlere de eğer geçerseniz böyle bir telefona öneririm. Pil ömrü benim en çok mutlu olduğum konu gerçekten iki gün boyunca pilim, pilim biter mi diye hiç düşünmeden rahat rahat istediğim yoğunlukta kullanabiliyorum. Bu çok önemli. İkincisi gene aynı şekilde fotoğraf ve video kalitesi. Az önce de söylediğim gibi gerçekten çok güzel fotoğraf çekiyor. Çok güzel video kalitesi var. Bunlarla ilgili örnekleri de zaten Can şu anda buraya koymuştur diye tahmin ediyorum. Üçüncüsü ekran kalitesi çok güzel. İnanılmaz güzellikte bir ekranı var. Şıkır şıkır yani video izlerken, fotoğraf çektiğinizde yakınlaştırırken bile kalitesini, farkını net görüyorsunuz. Benim için bu çok önemliydi ekran kalitesi. Oyun oynarken de bazı oyunları oynuyorum ben de cep telefonumdan. Oyun oynarken de ekran kalitesinin iyi olması benim için hayati önemli konulardan bir tanesi. Parlaklığı da aynı şekilde başarılı. Tazeleme hızı da gayet yüksek ve bunu da kullanırken zaten hissediyorsunuz. Ve gelelim cihazın ergonomisine. Arkadaşlar ben cihazın ergonomisine de bayıldım hakikaten. Acayip hafif, çok ağır bir telefon kullanmıyorsunuz. Yani ekran çözünürlüğü zaten 2000 küsüre küsür küsür <laughs> buraya koysun can. Şimdi aldığınızda elinize çok da küçük olmayan bir telefon var ama bu telefon çok büyük de değil. Elinizde tuttuğunuzda rahat tek elle kullanabiliyorum. Ben sorunsuz şekilde kullandım. Tabii buna kılıf taktığınız zaman bir tık daha kalınlaşıyor. Ben buradan kaymasın diye kılıfını taktım. Normal şartlarda kılıfsız kullanmayı tercih ettim. Neden? Kılıfsız daha bir ince. Şöyle siz de görün. Ve elime de rahatlıkla oturuyor. Yani tek elle kullanım için de bu telefon gayet yeterli ve uygun. Huawei bunu bize teste gönderdikten sonra Aydoğan tabii çok uzun bir süre kullandı. Hala da kullanmak istiyor. Vermiyorum artık dedim ki ben bu telefonu kullanacağım. Çünkü en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de kablosuz şarjı. Birçok telefonda var. Apple cihazların tamamında da bunu görüyoruz. Ama hızlı şarjı benim için çok önemli. Çünkü motosikletimde 15 wattlık hızlı şarj aparatı takımına koyduğum zaman şarjımın hiç bitmeden bütün seyahatleri sorunsuzca gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Ve haritayı da gayet keyifle kullanıyorum. Evet arkadaşlar Huawei Mate 50 Pro ile ilgili geçtikten sonraki sürecin tamamı böyle yaşandı. Artık bundan sonra benim ikinci bir telefonum var ve bütün seyahatlerde Mate 50 Pro'yu kullanacağım. Birçok anlamda benim beklentilerim tamamen karşılıyor. Ve iPhone 13 Pro'dan Mate 50 Pro'ya geçtiğimde de eksikliğini yaşadım. Pek bir şey olmadı açıkçası. Bir tek dediğim gibi CarPlay. O hariç bütün beklentileri gayet güzel karşılıyor. Çok teşekkür ediyorum kendilerine güzel bir telefon yapmışlar. Fiyatı da neredeyse iPhone 13 ile benzer rakamlarda diyebilirim. Benden bu kadar. 21 günlük Mate 50 Pro deneyimi videom burada sonuçlanmıştır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.